İçin çok dolu. O kadar çok şey anlatasın var ki, saçma sapan bir yarışın içinde kayboldun. Bir tarafta aile, bir tarafta arkadaşlar, bir tarafta sosyal hayat, bir tarafta gelecek kaygısı. Düştün, kalktın, ezildin, belki kendini ezdin, ezilmene izin verdin, ötekileştirildin. Daha kötüsü, bunların hepsini içine attın. Olumsuzluk, mutsuzluk ve en acısı da bunlarla beraber gelen ardı arkası kesilmeyen başarısızlıklar. En korktuğumsa bunlara alışmaktı, o da oldu. Üstelik her şeyin üstesinden gelebilecek gücün varken, ama öyle bir musibet çöktü ki üstüne, bir bıkkınlık, bir yılgınlık, bir tükenmişlik, gitmeyen bir yorgunluk, ayakta duracak gücün kalmadı. Ne mutsuzluğun, ne olumsuzluğun, ne başarısızlığın, ne takatsizliğin üstesinden gelebiliyorsun. Çalışmaksa evet, çok çalıştığın zamanlar oldu. İnanmaksa evet, hep böyle değildin, kendine çok inandığın zamanlar oldu. Mücadele ise evet, gözünü kararttığın zamanlar olmadı değil. Sabırsa evet, hayalse evet, her şeye rağmense evet, inatsa evet, savaşsa evet, dövüşmekse evet, evet, evet. O kadar ki bunları zaman zaman o kadar güçlü hissettin ki hissetmediğin her anı kendine, hayatına ihanet etmek olarak gördün. Hatta kendini suçladın. Büyük bir sorumluluk duygusuydu o aslında. Büyük bir hayatını hak etme isteğiydi. Sana verilen ömre layık olma, ümitleri boşa çıkarmama, en çok da kendine saygı hissiydi o. Ama yine de tüm çabalarına rağmen beklediğin karşılıkları alamadıkça hayattan yavaş yavaş düşmeye başladın. Gardın iyice düştü. Yine de dedin ki hayat böyle, bunu öğrendim, yılmamalıyım, her şeye rağmen devam etmeliyim. Ama geldi her şey üst üste. Geldikçe geldi, geldikçe geldi, of ki of. O kadar boğulmuş hissediyorsun ki, çaresiz, yalnız, bir başına. En tehlikeli sulardasın. Ümidin, heyecanın kaybolduğu denizler bunlar. Ne yapman gerektiğini de bilmiyorsun artık çünkü yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsun. Bir parça güzel bir şey olsa o mutsuzluğun gidecek. O takatsizliğin bitecek, biliyorum. Yeniden deneyecek gücün gelecek. O zaman ne yapmalı o bir parça kıvılcım için? Seni anlayacak birilerini mi aramalı? Dertleşeceğin, seninle aynı şeyleri hissetmiş, yaşamış insanlarla mı konuşmalı? Yoksa seninle aynı durumdaki dostları, arkadaşları arayıp ona buna, hayata, gelişine gidişine sallamalı mı? Yalnız olmadığını, beraber aynı kaderi paylaştığın insanlar olduğunu görerek, duyarak içine su mu serpmeli? Hepsi olabilir. Rahatlayacağın kesin ama nereye kadar? Bir noktada dertleşmekten öte gitmeli yapacakların. Yaşama, kazanma, başarma, kendin için, hayatın için bir şeyler yapma isteğini, heyecanını yeniden hissedecek bir şeyler etmeli. Seni bu yola ne sokar bilmem, bilemem. Herkes için farklı üflüyor hayat zurnası. Benimkini söyleyebilirim ama. Kibre düşmeden, bencillik etmeden, hiçbir şeye körü körüne bağlanmadan, bağımlılıklar geliştirmeden, ezmeden, ezdirmeden kendin için yap. Kendin için yap.